İşleyiş şeklinde suyun yeniden gönderilmesi yatıyor. Bölgesel şehirlerden gelen su geyzerlere gönderiliyor ve oradan da buhar üretim alanına kadar gidiyor. Buhar daha sonra yüzeye çıkıyor ve santrallerden geçerek elektrik üretiliyor. Şu anda iki farklı kaynak kullanarak günde yaklaşık 76 bin metreküp üretim yapıyoruz. Su, yeryüzünün 2700 metre derinliğindeki sıcak kayalar tarafından ısıtılıyor. Bu borulardan geçerek bu ana türbine 162 derecelik buharı vermeden önce birkaç yerden dışarı püskürüyor. Buhar türbinlerden geçerek jeneratörü çalıştırıyor ve elektrik üretiyor. Bu santralde ayrıca petrol sanayindekinden farklı olarak yeni bir delme tekniği kullanılıyor. Bu sistemin başlıca ayrıntılarından biri platformun kendi yüksekliğini ayarlamasıdır. Şu anda yaklaşık 9 metre derinlikteyiz. Bu sistem bize çok keskin açılarda kazı yapabilmemiz ve buharı takip ederek daha fazla verim alabilmemiz anlamına geliyor. Şu anda dik bir şekilde delmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 1,5 kilometre derine ineceğiz. Sonra da kayanın kesişme noktasının buharla dolu olduğu ümidiyle yatay olarak delecekler. Bu buhar direkt bir şekilde santrale doğru gidiyor ve elektrik üreten türbinlerle birlikte ızgaralara doğru giderek ışıklarımızda, havalandırma sistemimizde ve televizyonumuzda kullandığımız elektriği üretiyoruz. Battle Rock, jeotermal santrallerden çevreci elektrik üretiyor. Bu proje için heyecanlanıyoruz. Bu projeyle 30 binden fazla eve elektrik sağlanacak hem de tamamen yenilenebilir enerji sayesinde. Battle Rock istediği sıcaklığa 2700 metrede ulaşıyor. Ama jeotermal terimle bu rakam oldukça sığ anlamında. Bazı bilim insanları daha derinlerdeki sıcaklıklarında kullanılabileceğini söylüyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Dr. Jeffrey, yeterli derinliğe ulaşıldıktan sonra her yerde jeotermal enerjiye ulaşılabileceğine inanıyor. Eninde sonunda dünyanın daha fazla derinliğe ineceğiz. Derinliklerde şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen enerjinin binlerce, yüz binlerce katı toprak altında yatıyor. Tam olarak ayaklarımızın altında duruyor. Yeterince derine indiğiniz takdirde her yerden sıcak kayalara ulaşabilirsiniz ve ondan enerji elde edebilirsiniz. Aşağıda ne kadar enerji olduğu tam olarak bilinmiyor. Amerika'nın batı kıyıları sismik olarak aktiftir ve çok da sıcaktır. Santa Helena, Kaliforniya'nın 10 kilometre altındaki sıcaklık 315 derecedir. Peki ya doğu yakasında? Şimdi de Raleigh, Kuzey Carolina'nın kabuğunun altına bakalım. 3 kilometre derinlikte sıcaklık 50 dereceyi buldu. 10 kilometre derinliğe inildiğinde ise sıcaklık 200 dereceyi buluyor. En büyük sorunsa enerjiyi hem tam bir şekilde hem de bütçeyi aşmadan nasıl çıkartılacağına karar vermek. Geleneksel kazılarda her zaman bir parça kırılır. O zaman kilometrelerce boruyu çıkartıp en baştan bir daha başlamanız gerekir. Jeffrey Tester ve doktora öğrencisi Chad Augustin buna çözüm bulduklarına inanıyorlar. Şu andaki gibi hidrojen kullanmak yerine etanol kullanacağız. Çünkü bununla başlamak çok daha kolaydır. Dünyanın derinliklerine doğru ilerlerken önüne gelen kayaları eriten bir delme sistemi üzerinde çalışıyorlar. Tıpkı bir roket motoru gibi bunun da 13-14 santimlik bir uzunluğu olan bu alevi üretmesi çok önemlidir. Bizim yapmayı amaçladığımız şey termal olarak üretilen bu alevin kayayı çatlatması veya eritmesidir. Dr. Tester, dünyanın derinliklerindeki yüksek basıncı laboratuvarında simüle ediyor. Su borularını yerleştireceğimiz kadar derinliğe inip su çevresindeki yüksek basınçta bu alevi oluşturmamız gerekiyor. Yapmış olduğumuz deneylerden sonra bu deneylerin teknoloji sayesinde gerçeğe uygulanabileceğini tahmin ediyoruz. Jeotermal enerji üretmek için sıcak kayalıkları delmek bu şekilde gerçekleşiyor. Mühendisler 10 kilometre derinliğe ulaşıyorlar. Yaklaşık 300 derece olan kayayı çatlatıyorlar. Sonra boruların birinden suyu veriyorlar. İkinci borudansa buharı çekiyorlar. Aşırı ısınmış olan su türbini çeviriyor ve elektrik üretiyor. Teoride sıcak kayalar dünyanın binlerce yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir. Ama küçük bir sorun var. Depremler. Burada çizmiş olduğum çizginin büyüklüğü 3 ve üzerindedir.
Çok sakin ve çok küçüktürler. Onları hissedebilirsiniz. Sismograf Ernie Major, Battle Rock Santrali'nin su pompalama sistemini kullanmaya başladığından beri birçok şeyin değiştiğini söylüyor. Su pompalamaya başladıklarından beri suyun pompalanmasıyla birlikte biraz yükselme oldu. Evet, yıllar boyunca sismik olarak yükselmeler oldu ama tehlikeli sismik seviye artmadı. Birkaç daha deprem yaşandı. Etki tepki kanunuyla alakalı olabilir. Hayatın vermiş olduğu bir şeydir. Dünyanın öte yanında insanlar depremlerden bıkmış değil. Fransa'da da çok derinlere kadar kazılar yapılıyor. Bu Avrupa haritası. Burası insanların sismik sorunlara neden olduğuna inandıkları Fransa Soz'daki jeotermal bölgelerinin sismik haritası. İsviçre Basel'de yaşayan insanlar yaşadıkları deprem sonrasında şoke oldular. 3,5 şiddetinde bir sarsıntıya yol açmıştır. Ama Ernie sorunun üstesinden gelinebileceğine inanıyor. Bu depreme neden olan şeyi anlayabilmek için araştırmalar yapmalıyız. Bu depremleri kontrol edebileceğimiz için kontrol etmenin yolunu bulmamız gerekiyor. Bu işi sağlayanlar, teknoloji sayesinde sıcak kayalardan jeotermal enerji üretebilme konusunda gelecek olduğunu söylüyorlar. Şu anda yaptığımız işi daha büyük ölçülerde yapabileceğimiz alanlar var. Ülkemiz ve diğer ülkeler için enerji üretebiliriz. Jeotermal sınırsız bir enerji kaynağı sunuyor. Ama güneş her gün enerjisini yaymaya devam ediyor. Çok daha etkili, esnek ve daha ucuz olan yeni nesil güneş gözleri enerji üretmemize yardımcı olabilir. Santa Barbara, Kaliforniya Üniversitesi'nden Dr. Alan Higer, herkese güneş enerjisi ulaştırmayı hayal ediyor. Güneş parlıyor. Güneşten aldığımız bir saatlik enerjiyle bile bütün dünyanın bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayabiliriz. Doğal olarak evinde bulunan fotovoltaik güneş gözelerinin kıymetini çok iyi biliyor. Güneş gözelerinden elde edilen enerji bu kablolar sayesinde eve geliyor. Bu bizim elektrik saatimizdir. Bu sabah güneş yüzünü gösterdiğinde saat geri gitmeye başladı. Şebekeye elektrik satıyoruz. Ama bir bilim insanı olarak kendisine köstek olunuyor. Yarım asır önce üretilmeye başlanan silikon bazlı güneş enerji panelleri çok hantal, katı ve en kötüsü pahalı oluyor. Şu anda kullanılan teknolojinin esas problemi çok pahalı olmasıdır. Kendi maliyetini karşılaması 8-10 yılı buluyor. Alan, güneş enerjisini herkes tarafından kullanılabilir hale getirmek için kolları sıvadı. Bizim amacımız da, açıkçası benim hayalim, düşük maliyetli güneş gözeleri teknolojisi üretmektir. İlk önce silikondan daha ucuz bir materyal bulması gerekiyordu. Aradığını buldu. Bir anda gelen ilham sayesinde plastik güneş gözeleri yapabilmek için girişimlere başladım. İşte o gün plastikle küresel karbon molekülü olan flüreni karıştırdı. Onu şaşırtan şey ise plastikteki elektronların hareket etmeye başlamasıydı. Güneş gözeleri tamamen değişecekti. Alan ve ekibi yeni üretmiş oldukları güneş gözelerinin elektrik iletkenlik hızını test ediyorlar. Tahmin edilenden çok daha verimli. Bu çok heyecan vericidir çünkü fotosentezin ilk aşamasından bile daha hızlı şekilde gerçekleşiyor. Saniyenin milyarda binleri kadar kısa sürüyor. Bu da çok verimli demek oluyor. Farklı bir plastik ve flüren karışımı kullanan Alan, farklı türlerde güneş mürekkepleri üretti. Her biri güneş ışınlarının farklı dalga boyutlarını emiyor. Size mürekkepmiş gibi gelebilir, mürekkep gibi formüle edilebilir, mürekkep gibi yazı yazılabilir. Güneş mürekkebi her türlü tabakanın yüzeyine püskürtülebilir. Böylelikle ışığın farklı dalga boyları elektriğe dönüştürülebilir. Üzerinde titanyum oksit var mı? Evet. Artık güneş gözeleri matbaadaki gazete kağıtları gibi bükülebiliyor. Bilimi bu kadar heyecanlı yapan şey bu tür beklenmedik buluşlardır. Olayları planlamazsınız ama bir şey bulduğunuzda çok sevinirsiniz. Alan Higer yeni ürettiği güneş gözelerinin seri üretimini Massachusetts'teki Knorke adındaki yerde yapıyor. Bu teknolojinin en büyük, en yenilikçi artısı çok hızlı ve çok daha yoğun bir şekilde büyük üretim yapabilmesidir. Bu araştırmacılar güneş enerjisinden herkesin yararlanmasını istiyorlar.
Bunların hepsi bir mucize. Bu eşsiz bir teknolojik kaplama çeşidi. Bu kaplama çok incedir. İnsan saçının kalınlığının onda biri kadardır. Plastik gözeler güneş enerjisinin çehresini değiştirebilir. Bulutlu bir günde bile düşük ışıkları çok iyi alıyor. Hatta şu anda bile bu kadar ışıkta bu küçük gözeler bile elektrik üretiyor. Açısı olmadığı zamanlarda bile ışık toplayabiliyor. Çoğu güneş gözesinin doğrudan güneşe bakması gerekmektedir. Taşınabilir elektronikler, cebimizdeki telefonlar ve bunun gibi bütün elektronik eşyaların hepsinin bir süre sonra şarj edilmesi gerekiyor. Bu cihazlar artık kendi kendilerini şarj edebilirler. Cihazı masanın üstüne koyarsınız ve masanın üzerinde bir ışık yakarsınız. Böylelikle cihazın içindeki bateri şarj olur. Alan Eager kısa süre içinde geniş kullanım ağına ulaşılacağını düşünüyor. Ayrıca 2010'ların başında kendi evinizin elektriğini bile üretebileceğinizi düşünüyor. Güneş gözeleri çatınızın üzerine kurulabilir. Hatta bir gün kiremitlere uygulanan güneş mürekkebiyle bile karşılaşabilirsiniz. Her watt elektrik için geleneksel güneş gözelerine 2,5 dolar ya da 1,7 avro ödemelisiniz. Bu teknolojiyle maliyeti 1 doların altında. Çok sayıda seri üretime geçildiği zamansa fiyatının daha da düşeceği düşünülüyor. Alan Hager'ın hayali her evin ya da ofisin kendi enerjisini üretmesi. Şebeke ve yeraltı kabloları ortadan kalkacak. Güneş gözelerinin çok sayıda üretilmesi harika bir fırsattır. Bu avantajı kullanmalıyız. Çok çalış, çok çalış. Tamam. Peki hiçbir fotovoltaik göze kullanmadan güneş enerjisinden yararlanmak ister miydiniz? Antonio Esteban bunu Sevilla'da yapıyor. Birçok okullu çocuk gibi o da bir büyüteç sayesinde güneş enerjisini kullanabileceğini öğrendi. Bugün bu tekniği bütün Sevilla'ya enerji sağlamak için kullanılıyor. Şu anda PS10 santralindeyiz. Antonio güneş ışığını bir kağıda değil, 40 katlı bir bina yüksekliğindeki yapıya yansıtıyor. Bu bizim ana güneş enerjisi santralimizdir. Dünya üzerindeki işlevini sürdüren tek güneş enerjisi kulesi. Şu anda heliostat alanındayız. Bu heliostatlar gün boyunca güneş ışınlarını alıcıya gönderen yüksek kaliteli aynalardır. Heliostatlar arıza yapabilir. Bu durum başka bir kulede yaşandı. Kaliforniya Barstow'daki SolarOne kulesinde. Bu aynaların arkasında mühendisler güneşe odaklanmaları ve fırtınaların şok dalgalarını emmeleri için iç bükey köpük tabakalar kullanmışlardır. Köpük ve metal yüzey arasında rutubet oluştu. Aynalar aşındı ve verimsiz hale geldi. Sonunda güneş enerjisinin çok pahalı olduğu kanısına varıldı. Antonio Esteban bu sonuçtan yılmamıştı. Onun heliostatlarında köpük kullanılmıyor, yani rutubet yapmıyor. Her an güneşi takip ediyorlar ve alıcı kulenin tepesinde bulunan güneş ısınma odasına odaklanıyorlar. 624 adet ayna güneş ışınlarını kulenin tepesindeki alıcıya yansıtıyor ve bu ışınların kulenin tepesine ulaşmasıyla doymuş buhar oluşturuluyor. Kulenin tepesinde alıcımız var. Bu alıcının içinde doymuş buhar üretiliyor. Bu doymuş buhar bir dizi paslanmaz çelik tüpün içinde üretiliyor ve sistemin merkezinde